Yeni bir bulmacayla yine beraberiz. 1 işlem 3, 3. 3 işlem 7, 24. 5 işlem 11, 63. 7 işlem 15 kaç eşittir? Bulmacamız dikkat inceledim. İlk bileşenler 1, 3, 5, 7 şeklinde. İkinci bileşenler 3, 7, 11, 15. Buradaki artış miktarı 4'er tane. Fakat sonuçlar küçük. İlkinde birebir aynı. Burada da büyüme çok fazla değil. Şöyle baktığımız zaman 1 ile 3'ün çarpımı 3 eder. Fakat 3 ile 7'yi çarparsak 21 eder. Burada 24 var. Hani bunu eklesek burada bu sonucu elde edemeyiz. Farklı bir şey. Dikkatimizi çeken şu kısım, 3'ün bir fazlası 4'tür. 24'ün bir fazlası 25'tir. 63'ün bir fazlası 64'tür. Bunlar kare ifadelerdir. Yani 4 burada 2'nin karesidir. 25 burada 5'in karesidir. 64 ise 8'in karesidir. Biz burada 2'yi, 5'i ve 8'i elde edebilirsek sonuca gideriz. Yani ilk bileşene A, ikinciye B dersek ikisinin toplamına baktığımız zaman A artı B'ye A artı B ifadesi 1 artı 3'ten 4'tür yani. 4'ün de yarısı 2'dir. 2'nin karesini alırsak 4'tür. 1 çıkarttığımızda fazlalığı sonuca ulaşırız. Yani A artı B bölü 2'nin karesini alıp bundan 1 çıkarırsak biz burada sonuca gidebiliriz. Hemen ilk için yapıyorum. 1 artı 3 bölü 2'nin karesi eksi 1. Burası 4 etti. Yarısı 2. 2'nin karesi eksi 1 olur. 4 eksi 1'den 3 buluruz. İlkini sağlar. İkinci için bakalım. 3 artı 7 bölü 2'nin karesi eksi 1. 3, 7 daha 10. 2'ye bölersek yani burası 5'in karesi eksi 1 olur. 1 buradaki. 25 eksi 1'den 24 buluruz ki ikinciyi de sağladı. Üçüncü için bakalım. 5 artı 11 bölü 2'nin karesi eksi 1. 5, 11'den 16. Yarısı 8. 8'in karesi eksi 1. Yani 64 eksi 1'den buradan da 63 sonucunu buluruz ki üçüncüyü de sağlar. Birinci, ikinci ve üçüncü sağlandığı için bizim bu kuralımız doğrudur. Bu kuralı artık en son ifadede kullanmamız lazım. Yani 7 artı 15 bölü 2'nin karesi eksi 1. 7, 15 daha 22 eder. Yarısı 11'dir. 11'in karesi eksi 1. 11'in karesi 2 tane 11'in çarpımı 121'dir. 1 çıkaracağız. Buradan biz 120 sonucunu buluruz ki 120 bulmacamızın doğru cevabıdır.